Ülkemizde hareketli, güzel ve umut dolu günler yaşanıyor. Bir yandan seçim hazırlıkları sürdürülüyor, meydanlar yeniden demokratik yarış nedeniyle şenleniyor. Öte yandan Türkiye'mizi Avrupa'nın ayrılmaz parçası haline getirecek Gümrük Birliği'nin kapıları açılıyor. Bu yolda önümüze dikilen engeller, barikatlar bir bir aşılıyor. Tarihi imzaya, yıllardan beri beklenen sonuca her gün biraz daha yaklaşılıyor. Tıpkı terörde olduğu gibi. Biliyorsunuz, terör örgütünün beli kırıldı. Ana kadroları ya yok edildi ya da Türkiye dışına sürüldü. Çoğu çareyi kaçıp gitmekte buldu. Ülkemizde huzur ve güven birkaç yıl öncesiyle kıyaslanamayacak oranda sağlandı. Bu olumlu gelişmeler diğer alanlarda da etkisini gösterdi. Kamu işçilerinin toplu sözleşmeleri bağıtlandı. Memurumuza, emeklimize, beklenenin üzerinde maaş artışı sağlandı. Herkes aşının, işinin başına döndü. Bu, her iki kesimi olduğu gibi toplumumuzun harcı olarak kabul edilen esnafımızı, sanatkarımızı, zanaatkarımızı, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin yöneticileriyle sahiplerini de memnun etti. Geleceğe daha güvenle bakmaya başladılar. Sadece bakmakla da kalmadılar. Umutlarının, güvenlerinin pekişmesi için kalkıp başbakanlık konusuna geldiler. Başbakanımız bizler için ne düşünüyor? Onun ağzından duyalım dediler. Sayın Başbakanım, işte o nedenle buradayız. Lütfen size ve Türkiye'nin geleceğine inanıp güvenen, daha çok üretip daha çok vergi verecek, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak isteyen esnafımıza, sanatkarımıza, toplumsal yapımız içinde nasıl bir yer seçtiğinizi, onlardan ne beklediğinizi ve kafalarını kurcalayan sorularını yanıtlar mısınız? Sayın Başbakanım, sanatkarlarımızın el emeği, göz nuru bu teraziyi aldık geldik. Sevap ve günahları burada tartacağız. Hangi taraf ağır basacak hep birlikte göreceğiz efendim. Peki, hayırlı olsun. Sayın Başbakanım. Söyleyeceğim. Ben askerliği yaptım ve hala sanayide işçi olarak çalışmaktayım. Çalıştığım yerden ayrılıp kasma bir adıma iş yeri kurmak isterim. Biraz param var ama yeteri kadar değil. Benim gibi yeni girişimci arkadaşlara kim yardımcı olabilir? Bu konuda bilgi verirseniz teşekkür ederim. Ben sizin sorunuza cevap vereceğim ama ondan önce benim esnaf kesimine özel bir gönül bağım var. Onun nedenini anlatmak istiyorum. Çünkü ben bu yaklaşımımda çok samimiyim, çok içtenim. Esnaf kardeşlerimi ve sanatkarları bir tür milletimin bel kemiği olarak görüyorum. Ama niçin? Bunu anlatmak istiyorum. Ben 2 yıl 4 aydır başbakanım. Ve ilk günlerde ülkemizde çok büyük sıkıntı vardı. Kan gölüydü yer yer. Ve çok zor günlerden geçiyorduk. Daha ben birkaç günlük başbakanım. Ve herkes etrafta işte diyor ki Türkiye'de bir büyük sorun var. Terör sorunu. İlk kadın başbakan iyi de bu hatun kişi bu işin başında ne yapar, ne eder, sıkıntı olur. Aynı zamanda ekonomide krize doğru gidiyoruz. Çok büyük sıkıntılar var. Bu durumda büyük bir sıkıntı, büyük bir sual. 1000 yılda da ilk defa bir kadın başbakan olmuş. Ben ilk toplantımı o birkaç günlük başbakanken İzmir'de esnafla birlikte yaptım. İlk toplantı. Ve doğrusu heyecanlıydım da ilk içeri girdim. Böyle çok coşkuluyla karşıladılar beni, bütün esnaf kardeşlerim. Ve dediler ki biz sana güveniyoruz.
Sen bu işin altından çıkacaksın. Biz sana destek vereceğiz bir kere. Bir tek şey istiyoruz. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü istiyoruz senden. Başka bir şey istemiyoruz. Senden bugün burada kendimizle ilgili hiçbir şey istemeyeceğiz. Bunu bak esnaf söylüyor bana. İlk toplantı. Ve ülkede önümüzdeki günlerde sıkıntı var diyorsun. Ekonomide de sıkıntı geliyor diyorsun. Biz görüyoruz bunu senin yapmadığını. Daha birkaç gün gelmişsin. Ne terörü ne şeyi sen yapmadın. Biz ekonomideki bütün zorluklara ve fedakarlıklara da hazırız. Bak bil. Ne istiyoruz senden? Bir tek şey istiyoruz. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü istiyoruz. Başka da hiçbir şey istemiyoruz. Ama ben de o zaman bir karar verdim kendi içimden. Dedim ki ben bu kesimi ülkenin bel kemiği görüyorum. Ve kucaklayacağım. Elimden ne geliyorsa, çünkü gelecek onların. Çok şey yapılmış ama gelecek onların. İhracat da onların olacak, üretim de onların, istihdam da onların. Onun için çok yardım etmeye çalışacağım. Hakikaten şimdi arkadaşımın sualine geliyorum. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde 2 trilyondu ben geldiğinde. Bütün Cumhuriyet tarihinde, yani 1993 yılına kadar esnafa açılmış toplam kredi miktarı 2 trilyondu. Ve ben düşündüm ki esnaf kardeşlerim benim, eğer üretirlerse devlet kapısında beklemeyen gençler olur. Ne yaparlar? Onlar kendi işini kurarlar. Üretken olurlar, verimli olurlar. Çünkü devlete geliyor, memurumuz tabii baş tacımız ama daha bile daha fazla işçi alıyoruz, daha fazla memur alıyoruz. Aslında ihtiyaç yok. Siyaseten açıyoruz kapıları, daha fazla oy alsın siyasetçi diye bir sürü daha fazla alıyor ve yer de yok başka onların gideceği. Halbuki bunlar kendi işlerini kurabilseler, bir sanat öğrenseler, bir meslek sahibi olsalar, boşu boşuna para ödemeyeceğiz. 60 milyondan parayı topluyoruz. Kitlerin açıklarının sebebi de oraya bir adam alıyoruz biz. Yani 3 kişiyle yapılacak şeyi 13 kişiyle yapıyoruz. 13 kişiyle yapınca ne oluyor? Zarar ediyor onlar tabii. Büyük zararlar ediyor. Teknolojiyi getiremiyoruz, yatırım yapamıyoruz. Bir kısır döngünün içinde. Onun için ben ilk kez, çok inandığım için, hiçbir siyasi istismar yok bunda. Çok inandığım için ilk yıl %200'ü aşkın krediyi yükselttim. 2 trilyon bütün Cumhuriyet tarihinde ben 8,5 trilyona çıkardım ilk yıl. Ne için çıkardım? İşte bu benim bütün esnaf arkadaşlarıma kredi vereyim. Onlar teknolojileri varsa daha iyi hale getirsinler. Adam alsınlar, gerekirse ihracat yapsınlar. Daha sonra daha yükselttim, 20 trilyon dedim. 20 trilyon sözüm varken 25 trilyona doğru gidiyoruz. Şimdi de sizin önünüzde ilk kez söyleyeceğim, 27 trilyon. Bu yıl 27 trilyonla bitireceğiz inşallah. Ben inanıyorum sizlere, ciddi inanıyorum. Çünkü neden inanıyorum onu da söyleyeyim. Bakın hep dönemler olmuş. Mesela işçilerimiz Almanya'ya gitmişler. İşçilerimiz Suudi Arabistan'a gitmişler, Libya'ya gitmişler. Ben şimdi inanıyorum ki benim esnafımın iki yerde çok büyük rolü olacak. Bir tanesi Gümrük Birliği. Gümrük Birliği'ne sizin ihracatınızın, el emeğinizin, göz nurunun çok satıldığını göreceksiniz. Yeter ki ben o gümrük kapılarını bir açabileyim hele sizin için. Yani gümrüksüz oraya inşallah bir sokabileyim. İkincisi Türkiye devletler. Çok büyük ihtiyaçları var. Yani ne lokantası var gittiğin zaman, ne bir sanatkarı çıkıp da satabilsin. Hiçbir şey yok. Onun için ben kredi veriyorum. Kredi vermeye devam edeceğim. Sizden bir tek şey istiyorum. İyi iş kurun. Kazançlı iş kurun. Bildiğiniz işi yapın. İkincisi de istihdam yaratın. İhracata da katkıda bulunun. Ben sizin çok büyük bir ihracat kapasiteniz olduğunuzu inanıyorum. Bakın şimdi siz bana şu şeyi gösterdiniz. Terazi ilk kez gördüm şurada. Yani güzel de bir jest. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Benim aklıma hemen Gümrük Birliği geldi. Şimdi öyle bir şey orada o kadar güzel satılır ki. Yani el emeği göz nuru diyorsun. Her yerinden ve çok da güzel yapıyorsunuz. Çalışkansınız. Rekabeti yeter ki gümrükle yaptırmayalım. Yani size karşı vergi koyup sizin göndereceğinizi orada rekabeti önleyecek şekilde tıkamasınlar. Onun için uzun lafın kısası. Ben sizin her türlü kredilerinizin genişletilmesini istiyorum.
2 trilyonla devraldım. 25 trilyon sözü verdim. Ve bu 10 mislinden fazladır. 12 mislidir. 27 trilyonla inşallah kapatacağız. Sizden ihracat istiyorum, üretim istiyorum, teknolojinizi yenileyin, istihdam istiyorum bunun karşılığında. Dünyanın her yerinde milli gelirin %50'si hizmet sektörü. Bu ne demek? Bu demek esnaf demek, sanatkar demek, onun ürettiği demek, onun yaptığı iş demek. Ve bunun dışarı satılması demek. Ben sizden bunun dışarı satılması için, ben yardım edeceğim size, siz üretin, onun için... Bu daha da genişleyecek. Halk Bankası'na gittiğin zaman hem yönetimde esnafı göreceksin, hem esnafın derdinden anlayan yöneticiyi göreceksin, hem de daha da genişleterek faizleri %45 ile 55 arası tuttuk. Bir müjde daha vereyim hazır sizde varken. O da 300 milyondu sizin kredileriniz. Onu da Allah'ın izniyle 500 milyona çıkarıyorum. 500 milyon ve 27 trilyona varan da size inancım, milletimin inancı ve güvenimin ifadesi. Teşekkür ederim. 1 milyon esnaf, küçük esnaf, şu anda ana paralarını ödemediler. Faizler de geldi, vergi borcu. 50 milyona kadar olan değil mi bu? Evet efendim, evet. Bu vergi kutsaldır. Evet. Bizim de namus borcumuzdur. Ödeyeceğiz, ödeyelim diyoruz. Ama... faizleri ana paralara ödenmek kaydıyla, bir defaya mahsus olmak kaydıyla acaba faizlerini erteletebilir misiniz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ve ağzınızdan çıkacak her kelimeyi şu anda tüm Türkiye'deki esnaf coşkuyla karşılayacak. İnanıyorum. Teşekkür ederim. Küçük esnafı korumak istiyorum. Yani daha fazla üretken yapabilmek için. Bu 50 milyon için bir şey yapacağım. Yalnız İlk kez şimdi söylüyorsunuz bana, bugün başka defalarda söyleyenler oldu ama şimdi bunun üzerine hemen bu akşam çalışma başlatacağım ben. Bu akşam bakacağım duruma ve inşallah bunu yıl sonuna kadar veya yılbaşı itibariyle bir hale sokacak bir formülün üzerinde çalışacağım. Ve halledeceğiz inşallah. Küçük esnafı sıkmamak boynumun borç özellikle. Ben bu teşvikleri kaldırdım, onu biliyor musunuz? Bana halen kızıyorlar ya. Çok büyük iş adamlarına, çok büyük sermayeye teşvik vermek tabii o da lazım. Ama trilyonlarca lira insanların cebine nakit olarak konmuş. Siz kredi istiyorsunuz ya benden, bu öyle değil. Bu nakit olarak gidiyor, ben şu yatırım yapacağım diyor. Birilerinin cebine, birileri devlette... böyle bir kağıdın üzerine yazıyor, teşviktir bu diye. Ondan sonra o teşviği biz trilyonlarca lira başkalarının cebine koyuyoruz. Ne kredi ne hiçbir şey. Kime verilir, niçin verilir? Ben bunu kaldırdım. Nakit teşviklerin hepsini kaldırdım. Sizlere aktarabildiğim, hep bu halkın parası, halkın parası olacak diyorum ya. Bu kaynakları nereden buluyorsun diyeceksiniz. Ben oraya verilecekleri sizlere veriyorum. Çünkü ben inanıyorum ki siz daha geniş bir şeyde sarf edeceksiniz. Bakın mesela işçilerimize zam olarak bu yıl işçilerimiz bizden zam olarak 230 trilyon istediler. Kamuda çalışan işçilerimiz. Sonra 50-60 trilyon civarında anlaştık. Sadece zam bu. 550 bin işçimize verdiğimiz zam bu. Ben size 3-3,5 milyon insana sadece 25 trilyon verdim. Ve Cumhuriyet tarihinde rekor kırıyoruz. Yani çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani eskiden yapılan yanlışları yapmamaya, her kesimi kucaklamaya, istihdamı gerçekten yaymaya çalışıyorum. Kolay olmuyor. Kolay olmuyor ama çok inançla yapıyorum. Yaptığım şeylerin doğruluğuna inanarak yapıyorum. Allah inşallah mahcup etmeyecek. Beni de siz mahcup etmeyeceksiniz. İnşallah. Canım, şu olacak. Türkiye'miz 2000'li yıllara giderken biz esnaf olarak bir iş yeri açtığımız zaman bir sürü bürokrasik engellerle karşılaşıyoruz. Bu engellerde belediyeler teşekkür ediyor. Çünkü belediye vardığımız zaman bir sürü bize kırtasiye gerektiriyorlar. Biz istiyoruz ki bankadan aldığımız kredi gibi. Örneğin Halk Bankası'ndan bir kredi alırken bizim esnaf kuruluşumuzun, odamızın vermiş olduğu yazılı bir belediye kifayet ediyor. Ama belediyeye müracaat ettiğimizde bize bir sürü engeller çıkartıyorlar. Bunu nasıl yardımcı olabilirsiniz, nasıl çözebiliriz? Bizde bir adalet anlayışı var. Bu adalet anlayışı ilk önce vatandaşa inanmamakla başlıyor. Yani vatandaş ilk söylediğinde herkes zannediyor ki vatandaş yalan söylüyor. Herkes için bu böyle. Onun için ne yapıyorlar? 20 yeri dolaştırtıyorlar.
O istiyor belge. O ona inanmıyor, bir başka belge istiyor. O ona inanmıyor, onu ispat et diyor. O ona inanmıyor, öbür yere gösteriyor. Ve birçok yerden böyle dolaşıyorsunuz. Yurt dışında bu çok basit. Bizim 20 yeri dolaşarak yaptığımızı inanın, bir yerde ufacık bir kağıtla bitiriyorlar. Adalette bu anlayışı getirmemiz lazım. Bu anlayış ne? İnşallah bunu yapacağız. Vatandaşın söylediğine inanacaksın. Eğer sonradan onun yalan söylediğini görüyorsan cezayı arttıracaksın. Yani gidecek bir yerde bir tek bir şeyi dolduracak. Onun söylediği esastır, beyan doğrudur, hiçbir şeye gerek yok. Sonra sen araştırmanı yap. Eğer araştırmanda şu veya bu biçimde yalan buluyorsan cezasını getir. Ama vatandaşı süründürme, herkesi süründürme. Şimdi bizim Halk Bankası'nda daha önce biraz daha fazla vardı kırtasiye. 20 tane form falan dolduruyorlar. Şimdi biraz daha indirdik. 6-7 tane indirdik. Ama bunu tümden yapmamız lazım. Belediyesiyle, her yeriyle. Halk Bankası'nınki de yeterli değil. Söyleyeyim. Yani onu da daha indirilmesi lazım. Burada getirilmesi gereken esas bütün ileri ülkelerde, çağdaş ülkelerde bu var. Vatandaşın söylediğini doğru olarak kabul ediyor, yazıyor. Onunla işini yapıyor. Sonra geri dönüp eğer orada bir yanlış bilgi bulursa o zaman onun cezasını veriyor. O zaman vatandaş da zaten hem basit hem doğru konuşmaya mecbur hem de bu kadar sıkıntısı olmuyor. İnşallah bunu biz bu anlayışı getireceğiz. İşte ben Türkiye'yi çağa taşımak, Türkiye'de en ileride ülkelerde olanı ülkeme getirmek diyorum. Söylemek istediğim şeyler bunlar. O kurumları getireceğiz biz. Orada nasıl işliyorsa biz de onu getireceğiz inşallah. 32 yıldan beri ilk kez Gümrük Birliği'ne girebiliyoruz. 32 yıldır hep olmamış. Ama burada bitmeyecek bu. Yani benim mücadelem o Gümrük Birliği sadece ileri pazarlar, çağdaş pazarlar değil sadece. Sadece satmak değil. Oradaki rahatlığı, oradaki kurumları benim vatandaşıma da getirmek. Ekonomi mücadelesi yapacağız. Ekonomide de aynı şey olacak. Niye benim ülkemde ekonomide yıllardır terörde olduğu gibi yıllardır hayat pahalı sanki alın yazısı kader. Niye? Devlet işlemiyor. Devlette şeyler var. Akıntı var. Devlette dikiş tutmamış delikler var. Bu kurumları değiştirmen lazım. Özelleştirme bunun bir tanesi mesela. Özelleştirmeyi başlattık. Yeni çıkardık. Ama 1-2 sene içerisinde o kanama bitecek devlet. Bütün bunlarla hakikaten ekonomide terörde yaptığımız mücadelenin aynısını yapacağız. Ve biz diğer ülkelerde ne varsa bizde de o olacak. İnşallah. Bütün inşallah yani ya şeyimiz biz de buna başbakanım sizin cesaretiniz hayranıyız yani. Sağ ol kardeşim. Tahmin ediyorum herhalde bu işleri. Kendimizi verdik, adadık inşallah. Bu işi bitireceğiz. İnşallah. Evet. Küçük sanayici ve esnaf olarak 28 yıldır hizmet vermekteyim. Üretim yapmaktayız. İcraata başladığınız günden bugüne kadar esnafın yanında olan bir başbakan olarak iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Esnafı esnaf olarak tanıyan, esnafın yücelmesi için gerekeni önceden teşhis eden bir başbakanımız olarak son derece mutluyuz. Sorumu şöyle yönetmek isterim. Size kısmet olan ortak pazarın Avrupa Birliği'nin içerisinde küçük esnafların da muhakkak pek çok yeri olacaktır. Bu girişimde küçük esnafın 2000 yıllarında nasıl olmasını düşünürsünüz? Ne yapmalıyız? Bize ne gibi önerileriniz vardır? Çok, çok var. Onu yapmaya da yardımcı olacağım. Bir kere teknolojiyi benim ülkemde biraz daha yukarı çıkarmamız lazım. Şimdi teknoloji enstitülerini ben esnafların açmasını istiyorum. Yani sizlerin aynı zamanda gençlerimizi yetiştirmesini istiyorum. Bu gençlerimizin yetiştirilmesinde sizlerin hoca olmasını istiyorum. Bunları biz hazırlayacağız tabii ama esnaf birlikleriyle beraber. Ve bir yandan da sizlere en iyi teknolojiyi dışarıdan getirelim. Yani hem siz öğretin hem de orada yenisini görüp alın. Hem de yenisini görüp alın. Esnafta büyük bir patlama olacak. İnşallah. Küçük ölçekli, küçük sanayicide ve el sanatlarında ihracat potansiyeli çok yükselecek. Onunla birlikte yeni teknolojiler de gelecek. Bu yeni teknolojiyi nasıl alacağız? Bir yandan halk bankalarında eğitim, Halk Bankası, KOSGEB gibi yerlerde bu eğitimi ve yeni teknolojiyi tanıtım merkezleri olacak.
Bir yandan da esnaf birlikleriyle beraber teknoloji enstitüleri dediğimiz eğitimde giderek yükselen ve fazlalaşan bir yeni lise kavramı. Yani biz eskiden ilkokuldan sonra ne yapıyoruz? Normal liseleri alıyoruz. Şimdi teknik okullar. Ama bu teknik okullarda esnafın kendisi hem yeni teknolojiyi görecek hem de hocalığını yapacak. Yani ve aynı zamanda gerektiği zaman talebesini de oradan seçecek. Yani görecek ve seçecek. Nerelerde neler yapıyorlar? Kendi yaptığınızı daha iyi yapmanın imkanları ne? Pazarlar nasıl? Bunun pazarlarına nasıl ulaşabiliriz? Bir büyük devrim yaşayacak esnaf ve küçük ölçekli özellikle sanatkarlarımız çok başarılı olacaklarını çünkü kendileri yapıyorlar. Yani el emekleri kendilerinin. Onun için rekabet edebilirler. Ben inanıyorum ki gümrükleri kaldırdığımız zaman siz zaten korkuyorlar sizden. Böyle gireceksiniz, pazarlara gireceksiniz, üretiminizle gireceksiniz. Bir de benim bir şeyim var, Önder Türkiye diyorum, Türklüğü çağa taşımak diyorum. O da gittim ben, gördüm birkaç ay oldu. Türkmenistan'a gittim, Azerbaycan'a gittim, Kazakistan'a gittim, Türkmenistan'a gittim. Ve buralarda da yeni yeni sanayileşme başlıyor. Fakat hiç esnafları yok. Ticaret erbabı yok. Küçük sanatçıları yok. Hiçbir şeyleri yok. Pazar var, yok değil. Yani pazarları var, orada alacak adam var. Ama yapan yok, bilen yok. Yani ve ben şunu istiyorum. Tabii Türkiye üzerinden onlar da Avrupa'ya açılabilme imkanlarına sahipler. Ama bizim vereceğimiz Halk Bankası kredileriyle benim esnafım gitsin, oralarda da iş yerleri açsın. Öğrettiğimiz gençler o teknoloji enstitülerinde gitsinler, orada da çalışsınlar. Yani ve oralarda konuştuğunuz zaman iki gün sonra Türkçelerini anlıyorsunuz. İlk konuştuğunuzda böyle bir yadırgama oluyor, lehçede bir yadırgama oluyor. İnanın ben ikinci günü kaldığım zaman Özbeklerin kendi lehçelerini, Azerbaycan'da zaten çok az var, Türkmenler'de zaten çok az var. Ama yani böyle dinlediğiniz zaman lisanlarını anlıyorsunuz. Yani bizimkini konuşuyorlar. Biraz lehçe farkıyla. Orada da onlara da yapabileceğimiz çok şey var diye düşünüyorum. Bunları hep ihraç etmek. Hem oraya yerleşip onlardan getireceklerimizi buraya getirmek. Çünkü onların da petrolleri var. Onların doğal gazları var. Onların altınları var. İşlemek ve o topluma da bir takım şeyleri verip oralardan ihracat yapmak imkanımız var. Biz kapı olacağız. Dünyada bir barış kapısı. Hem arkadaki 300 milyon Türkiye hem de çağdaş dünyada kendi kimliğimizle yerimizi aldığımız zaman o kurumları getireceğiz. İşte tek başına bir tek evrakla istediğin şeyi yapmaktan tut da devletin çarkının işleyişine kadar çok inanıyorum bunu yapacağımıza. Sizlere de güveniyorum. Allah bizi mahcup etmesin inşallah. Allah sizleri de benim yanımdan eksik etmesin. Onu söyleyeyim. Sağ olun. Sen söyle canım. %80 küçük sanayici olarak seneler evvel almış olduğumuz 2500 lira gibi cüzi bir paralarla küçük sanayi bugünkü durumuna geldi. İkincisini verdiniz, 500 milyon dediniz. Evet. Çok güzel bir rakam. Fakat bunun akabinde de surat dediniz ki gümrük duvarlarını yıkacağız ki bizim en büyük arzumuz oydu ve gireceğiz. Bizim endişemiz değil, asla bir endişemiz yok. Korkumuz çok da yok. Çok kâr çıkacaksınız ondan. Hiçbir şeyimiz yok. Evet. Çok kazançlıyız çünkü. Fakat buraya girdiğimiz zaman bazı sorunlarımız olacak. Sorunlarımız eğitimden kaynaklanacak. Bir. İki, o teknoloji içerisinde o hıza ayak uydurmamız gerekecek. Bunlar için de para ve kredi gerekecek. Bunun için biz küçük sanayici olarak sizden isteğimiz, ricamız diyelim, isteğimiz özellikle bize Halk Bankası kanalıyla ucuz para verin. Peki, şimdi şöyle, eğitimde bir seferberlik yapacağız. Şimdi ilkokulu bitiriyor çocuk, sonra liseye gidiyor. Meslek okulları çok az. Meslek öğrenmiyor, neyin nasıl yapılacağını öğrenmiyor. Liseyi bitiriyor, ondan sonra üniversitenin kapısına giriyor.
8,5 trilyon her yıl sizlerin cebinde, aile cebinden, ailelerin cebinden bir de kurs parası çıkıyor. Üniversitelere çocukları sokacağız diye. 8,5 trilyon yılda ay. Biz 8,5 trilyon liselerde çocukları tutmak için, eğitmek için veriyoruz. 8,5 ile 10 trilyon da ailelerin cebinden özel kurslara, üniversiteye girebilsin diye veriyor. Ben o 8,5 trilyonla kaç çocuk yetiştiririm, kaç meslek sahibi olur? Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz eğitimde en büyük reformu eğitimde yapacağız. 8 yıllık okuldan sonra ya liseye gidecek, liseye giderse üniversiteye, öbürleri bütün dünyada da böyle meslek öğrenecekler. Yani sizler, esnaf girecek işine, sanatkar girecek, meslek okulu girecek, turizmci girecek, gemi sanayiye girecek, trikotaj girecek, tekstilde büyük patlama olacak, çok daha büyük patlama olacak. Yani adam yok, yetişmiş adam yok. Ve bütün bunlara yönlenmeleri lazım. Benim sizlerden isteğim, biz devlet olarak size söz veriyorum, bütün bu subvansiyonu veririz. Eğitimde müşterek hareket etmemiz lazım. Dünyanın her yerinde de böyle. Yani sizin bildiğinizi getireceksiniz, biz ona yardımcı olacağız. Yerinde yetiştireceksiniz, fabrikasında yetiştireceksiniz, üretim yerinde yetiştireceksiniz. Yani çocuk bir yıl staj görecek, onun parasını vereceğiz. Hem çalışacak hem öğrenecek sizin yanınızda, hem sizin yanınızda cebinize kar kalacak. Yani 8,5 trilyon sizden çıkıp ceplerinden üniversiteye girip ondan sonra bir çocuk bitirdikten sonra işsiz kalacağını, bu bir iş birlikteliğini yapacağız. Bunlara nasıl yapılacak demeyin, biliniyor bunların hepsi. Almanya'da bunun modeli var, başka ülkelerde bunun modelleri var. Bunları oturup örgütleyeceğiz beraberce. Ve ben sizin o 25 trilyonunuzu bir yıl içinde 50 trilyona çıkarmayı hedefliyorum. Faizini de düşürürüz gerekirse. Yani mühim olan sizin ihracatınızı, o rekabetinizin bir kapısını açmak. Açtıktan sonra ben sizin o yoldan sonra bir daha durdurulmayacağınıza da inanıyorum. İnşallah çok güzel şeyler olacak ülkemizde. El birliğiyle yapacağız. Bunun nasıl yapıldığını dünyadan öğreneceğiz. Onu örgütleyeceğiz beraberce. Bunun örnekleri var. Teknoloji enstitülerini siz kurdunuz. Belki kiminiz biliyorsunuzdur, kimsiniz bilmiyorsunuz ama esnaf kurdu. Esnaf birlikleri kurdu. Çok güzel de işler yapılıyor. Yeni teknoloji getiriliyor. Şeyler, talebeler oraya getiriyor. Sizlerden bazıları hoca oluyor. Bu genişleyecek. Bu genişlerken bir yandan oradan size bilgi aktarılacak, bir yandan biz size kredi verebileceğiz. Çünkü gelip gördükçe neyin nasıl yapıldığını, ona yönelik o belgeyi alan, o eğitimden geçenin geçmesi şartıyla kredilerin faizleri de düşürülür. Yani yeter ki bize, biz size hem onun eğitimine hem danışmanlığını verebilelim. O danışmanlığını verdikçe de ona dayalı olarak size o krediyi verdiğimiz zaman siz gidersiniz ondan sonra. Bunu yapacağız inşallah. Benim zaten heyecanlandığım, en ileri ülkelerde ne varsa ülkemde olacak dediğim şeylerin anlamı bu. Eğitimden başlıyor. Çok önemli. Eğitim, danışmanlık. Onu yaptıktan sonra ben sizleri tutmanın mümkün olmayacağına inanıyorum. Peki hepinize çok teşekkür ediyorum. Senin de var. Evet. Bizler esnaf olarak 20 milyon nüfusa sahip büyük bir kitleyiz. Bizler sorunlarının çözümü için devlet ve ülke yönetiminde söz hakkı istiyoruz. Bu konuda bir tavsiyeleriniz. Teşekkür ederim. Ben sizlere inanan bir başbakanım. Bunu zannediyorum hepiniz fark ediyorsunuz. Sizleri parlamentoya sokmak istiyorum. Ben birkaç şey yapmak istiyorum bu defa. İnşallah nasip olacak. Kadınlarımızı parlamentoya sokmak istiyorum. Çünkü onların daha fazla hürriyet, demokrasi ve şefkat getireceğine inanıyorum. Yani anaların girmesinden yanayım. İkincisi, esnafımın girmesini istiyorum parlamentoya. Ve özellikle siz benim peşimden koşmuyorsunuz, ben sizin peşinizden koşuyorum. Aman bana temsilci verin, aman bana şu gelsin diye. Halk Bankası'nın yönetimine de sokmada ben çok ön ayak oldum. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Ama esnafı Halk Bankası'nın yönetimine getireceğim, memleketin yönetimine getireceğim. Çünkü hakikaten 3-3,5 milyon insanımız ailesiyle birlikte biraz sahipsiz kalmış bugüne kadar. Asıl gelişme yeri orada. Parlamentoya getireceğim ki sizin bu söylediklerinizi bana anlatacaksınız, hatırlatacaksınız devam. O örgütlemeyi onlar yapacaklar. Yani o birlikteliği onlar yapacaklar. Bu sefer parlamentomuzda dediğim gibi daha çok esnaf olacak, daha çok kadın olacak, gencimiz olacak. Yani her mesleği temsil eden
insanlarımız olacak ki bu patlamayı yapalım. Bu patlamayı beraberce yapalım. Ve ülkeyi beraberce ileri taşıyalım. Bütün misyonumuz bu. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Killer, küçük esnaf ve sanatkarlarla. Yeni ufuklara. Thank you.